Evet, suyun altında evlilik teklifimiz tamamlandı. Şimdi gelin kızımız kahvelerimizi yaptı. Gökhan'ın kahvesi bir parça dökülmüş. Sıkıntımız taştı. Evet, Gökhan'cığım kahveden bir yudum al, sonra duygu ve düşüncelerini alalım bakalım senin. Tuz mu var oğlum içinde? Bu isteme kahvesi mi? Tuz mu var arkadaşlar içinde? Biraz önce suyun altında evlilik teklifinde bulundunuz Gökhan Bey. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Neden böyle bir şey ihtiyaç hissettin, böyle bir karar verdin? Hocam aslında ben başka bir fikrim vardı. Tabii sonra düşündüm. Farklı bir şey olsun. Hani herkes gibi bir masada yapmak istemedim. Ya işte güzel bir yemek eşliğinde yapmak istemedim. Veya işte ne bileyim bir mum ışığında yapmak istemedim. Farklı bir şey olsun. Bunu da Deniz'i seçtim. Biz hani dalış yapmaya başladık sizinle beraber. Sizin sayenizde. Bunu kullanmak istedim. Böyle bir fırsat var elimde. Çoğu insan bunu yapmak istiyor. Ben de bunu kullanmak için size geldim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Esra Hanım, suyun altında evlilik teklifi aldınız. Tabii ilk öncelikle suyun altında o testiyi gördüğünüz anda ne hissettiniz? Vallahi hocam ben hiç alakalı olduğunu düşünmedim. Hı hı. Yani sizinle alakalı bir şey zannettim. Tamam. Söyledim daha önce de. İşte bir rotadır, bayraktır vesaire bir şeydir. Fotoğraf çekeceğinizi düşündüm. Hı hı. Öyle aldım yani. Sonra içinde yazıyı görünce düşündün? Yani açtım. Yazıyı görünce. Ne hissettiniz? Ne hissettiniz? Şaşırdım. Çünkü beklemiyordum. Tamam. Aşağıda hiç kabul etmesem dediğiniz an oldu mu? Yukarıda olsaydı aslında hayır deyip oynatabilirdim. Uğraştırabilirdim de. Aşağıda öyle bir şansım yok maalesef. Anladım. Daha güzel bir sürpriz yaptık yani. Evet. Ona da hayır demesin. Güzel. Evet. Allah, güzel. Allah, Allah kocaman bir upuzun bir ömür mutluluk versin. Amin. Amin hocam. Evet, tebrik ediyorum sizleri. Teşekkür